İtalyan polisi bir mafya ağını ortaya çıkarmak için telefon dinlemeleri yapıyordu. Ancak bu telefon dinlemelerinde tesadüfen hakem ayarlama üzerine yapılan konuşmalara da şahit oldu. Olayın üzerine gidildi ve Juventus'un yöneticisi Luciano Moggi'nin başını çektiği, farklı insanlar ve kulüplerin de dahil olduğu yasa dışı ilişkilerin araştırıldığı Temiz Ayaklar isimli soruşturma süreci başladı. Skandal ilk olarak Mayıs 2006'da polis tarafından kamuoyuna duyuruldu ve başta son lig şampiyonu Juventus olmak üzere Milan, Fiorentina ile Lazio'yu da içeren bir şike şebekesi olduğu iddia edildi. Moggi, eskiden Napoli, Roma, Lazio ve Torino'da da yöneticilik yapmış bir İtalyan iş bitiriciydi. Yöneticiliği döneminde hakemler ve futbolcular üzerindeki etkisini kullanarak maç ayarlama yoluyla şike yaptığı, savcılık incelemeleri sırasında belgelenen Moggi'nin verdiği savunma enteresandı. Moggi, Juve'yi dönemin başbakanı Berlusconi'nin takımı olarak da bilinen Milan'dan korumak için bunu yaptığını belirtti. Çünkü ona göre asıl şike yapan Milan'dı. Siyah beyazlı kulüp bu operasyonun ardından Seri B'ye düşürüldü. Adı geçen diğer kulüplerden Milan'ın bir sonraki yıla -8, Fiorentina'nın -15, Lazio'nun ise -3 puanla başlamasına karar verildi. Ayrıca Fiorentina ve Lazio UEFA Kupası'na katılma haklarını da kaybettiler. Luciano Moggi ise yıllar süren mahkeme süreci sonunda 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Davada adı geçen diğer isimler, yani Fiorentina kulübünün sahibi kardeşler Andrea ve Diego Della Valle ile Lazio kulübü başkanı Claudio Lotito, 15 ay hapis ve 25 bin euro para cezası, eski hakem Paolo Bergamo 3 yıl 8 ay, Bergamo'nun iş arkadaşı Pierluigi Pairetto ise 1 yıl 11 ay hapis cezası aldı.